Şimdi ilk kez Kıraathane Kitap Şenliği'nde okuyucuyla buluşan Hassas Sesler Sözlüğü kitabımız vesilesiyle bir araya geliyoruz bugün. Hocam davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür Ne ederiz. demek, ne demek? Seve İlk seve. kez. Şimdi Hassas Sesler Sözlüğü bildiğiniz üzere biz Elif'le birlikte Şubat 2019'dan bu yana ortak yürüttüğümüz sesi merkezine alan ve sesin öznel, sosyal, kültürel katmanlarının izini süren, birden çok formu olan, çok formlu, çok sesli, çok katmanlı ve katılımcı bir sanat çalışması. Bu şekilde özetleyebiliriz. Ve çalışmamız şimdi hani sergi olarak da ve konuşma dizisi olarak da yürümüş olan bu çalışmamız kitap formunu aldı ve bundan dolayı gerçekten müthiş heyecanlıyız. Bu kitap Saha Fonu'yla, Saha Derneği'nin desteğiyle Espas Yayınları'ndan çıktı kitabımız. Editörlüğümüzü de sevgili Eda Sezgin üstlendi. Biraz önce konuştunuz. Tasarımı ise, kitabımızın tasarımını ise sevgili Savaş Çekiç yaptı. Sizin de elinize en kısa zamanda geçecek hocam. Ay çok güzel, çok güzel. Evet. Ve bir kitap olarak Hassas Sesler Sözlüğü bağlamında sizinle buluşmak bugün çok değerli. İki nedenle, birincisi katılımcılarımızdan birisi Nevzat hocamız, kitabımızda ve çalışmamızdaki katılımcılardan birisi. Ve ikincisi de çalışma alanınız tam da karşılaştırmalı edebiyat. Onun için Kıraathane Kitap Şenliği'nde birlikte olmak çok kıymetli, çok değerli, çok yerinde, çok yerini bulabiliriz. Zaten geçtiğimiz yıl da sizinle Barbarlıktan Medeniyete Ses başlıklı bir konuşma yaptık. Müthiş enerjisi yüksek bir konuşmaydı. Ve o konuşmada aslında biz bugünkü konumuza giriş yapmıştık. Yani bu duyular hiyerarşisi meselesine. Aslında orada daha çok gözün iktidarını, göz merkeziyetçi bir bakış yapacağız yine göz merkeziyetli bir şekilde bunu sorgulamaya başlamıştık. Ve mesela Patrick Süskind'den, Koku romanından örnekler vermiştiniz. Atilla İlhan'dan sinestezik böyle deyişler, bir teneke yırtığı keskinliği, bir yüz ifadesini tanımlarken teneke yırtığı diyordu. Hani bunun gibi efendim, Hayır. evet, evet buradan gidiş yapmıştık ve hani gerçekten hani bu mantıksızlığı akıl almaz ya da işte hislere sığmaz haline bu sıralamayı bir buna giriş yapmıştık. Ve bugün de sanatta ve edebiyatta duyuların hiyerarşisini masaya yatırmak istiyoruz sizinle. Ne güzel. Ben sözü aktarayım. Hocam ben de öncelikle kitabı kattığınız için çok çok teşekkür ederim Ne demek? Seve seve. katılımınız için. Gerçekten bizim için de hem geçmişlerimizin içine tekrar tekrar düşünmüş çok çok hoşçakalıcı oldu. Ve kitabımız da Gözün Kiranlığı'nın eleştirisiyle başlıyor ve ilk maddemizde Muktedir Göz sizinle yaptığımız konuşmadan alıntıladığımız maddeyle başlıyor. Ben oradan kısa bir şey okuyup oradan sizin için de uygunsa sözü almak Tabii ki. isterim. Muktedir göz, dolapta duran yıkanmış çarşaf kokusu. O koku damağımla burnumun arasında, beynimin tam ortasında diş kiliği devreye sokuyor ve burnumu sızlatır bir şekilde annemi getiriyor aklıma. Fark etmediğimiz şeyler inanılmaz biçimde etkiliyor bizi. Onları önemsemediğimiz için bir çeşit alt kültür gibi bizi arka sokaklarımızda bekliyor. Tebel altı buluşlar yapıyorlar. Bir koku, bir ses karşısında afallıyoruz ama neden afalladığımızı anlamıyoruz. Böyle başlıyor. Bu hatırlıyorsunuz bizimle yaptığımız konuşmadan Evet. dolayı. Buradan ben duyular hiyerarşisine ve belki de hani gözle başlar siz nasıl başlamak istiyorsanız vermek istedim. Tabii ki. Evet. Onu çok önemserim. Orada o sizin okuduğunuz alıntıdaki şeyi. Bütün anıları, bütün kimliğimizi
bütün kişiliğimizin bütünsel parmak izini ortaya koyan unsurlardır. Hatta zatında bu neyi hatırladığımızı anlamıyoruz. Anlamamamızın arkasında bir bütün olarak devreye sokulmamızdan kaynaklanıyor. Ne demek bu bir bütün olarak devreye sokulmamızdan kaynaklanıyor? Göz en önemli duyumuz olabilir ama bu en önemli duyumuz oluşu dünyayı bizim alımladığımız ve algıladığımız şekliyle gözün dünyayı atomize ettiğini, belli başlı kesitlere bizi mahkum ettiğini ne yapamayız? Yatsıyamayız değil mi? Göz ne yapıyor bizi? Görmek ne yapıyor bizi? Bulunduğumuz ana, bulunduğumuz bağlama mahkum ediyor bizi. Bizi ne yapıyor? Bizi geçmişimizden ayırıyor ve geleceğimizden ayırıyor ve tamamıyla garip bir biçimde şimdiki zamana mahkum ediyor. Bu gözün görünürdeki büyük gücünün arkasında aslında ona şimdi ve buradaki mahkumiyetimizin ifadesinden başka hiçbir şey değil. Ne demek istiyorum bununla? Bakın, gözünüzle kelimenin tam anlamıyla algıda seçici olabilirsiniz. Görmek istemediğinizi görmeyebilirsiniz. Göz kelimenin tam anlamıyla inanılmaz lüks bir duyudur. Lüks bir duyu. Neden? Ne demek istiyorum bununla? Kokuda bu şansa sahip değilsiniz. Bakınız ben İzmirliyim. İzmir'de 80'li 90'lı yıllara kadar Körfez'in kenarından, Anadolu Caddesi'nden, Bayraklı'dan geçtiğiniz zaman isterseniz Ankara otobüsünde uyuyun, isterseniz karşıya kadar İzmir güneybatıya doğru gidin. O koku sizi ister istemez İzmir'desin. Burası leş gibi kokuyor. Bu koku hatta zaman zaman öyle artıyor ki akciğerlerinizi yakıyor. Bundan ne yok? Bundan kaçış yok. Çünkü koku alma hangi organımızla bağlantılı? Burun ve akciğerlerimizle. Koku almamak için, kokuyu seçebilmek için ne yapabilirsiniz? Bir süre ağzınızdan soluyabilirsiniz ya da nefes almamaya çalışırsınız. Ama koku, kokuya ve dolayısıyla solumaya ve dolayısıyla kokuya nesiniz? Mahkumsunuz değil mi? Maruz kalıyoruz. Maruz kalıyorsunuz. Parazit filmini düşünüyordum hocam. Orada böyle bir eleştiri var ya, sınıfsal koku meselesi. Babanın, şoför olan babanın nasıl koktuğundan bahsediyorsunuz. Evet. Evet. Yani koku ne yapıyor? Aynen Patrick Süskind'in romanında da dillendiği biçimde aslınızı haşa ve asla ne yapamıyorsunuz? Saklayamıyorsunuz. Mesela gözü kandırmak, evet. Göz boyamak, çok güzel. Göz boyamak bu açıdan daha kolay. Duyu ne kadar sofistike olmuşsa, ne kadar evrimsel olarak gelişmişse, o çok ilginç bir biçimde kandırılmaya o kadar açıktır. Çünkü koku ve nefes alma ve soluma paketi çok çok daha ne arkaik değil mi? Yani okyanusta ilk hayat oluştuğunda ve solungaçlar oluştuğunda bütün evrimsel açıdan bakıldığında atalarımızda ilk ortaya çıkan organ bu bağlamda, duyular bağlamında gayet tabii ki solumak değil mi? Ve ondan daha da arkaik olanı hissetmek, tenimiz. Tenimiz. Çünkü biz tenimiz aslında nedir? Bizi çevreleyen evrenle aramızdaki sınırdır. Sınırdır. Yani biz bireyiz ve bireyimizin sınırı, gümrüğü nedir? Tenimizdir. Tenimiz neyle eşit? Dokunma, hissetme duyumuza denk düşüyor değil mi? Dolayısıyla biz
büyük bir evrenin içinde bir yeri işgal ediyoruz ve hissetme, tenimizde hissetme duyumuz neyin ispatı? Bu evrende yer işgal ediyoruz, değil mi? Dolayısıyla en arkaik duyumuz aslında ben varımın en kadim hali. Ben bu mekanı, bu alanı bedenimle, bu bir virüs olabilir, bir bakteri olabilir, bir fil olabilir, bir insan olabilir, bir dinozor olabilir. İşgal ediyorum. Ben buradayım. Ve bu organizma ne yapmak istiyor? İşgal ettiği yerde, bu işgali tırnak içine alıyoruz tabii ki. İşgal ettiği yerde, bakınız çok önemli bir mevhum. O işgal ettiği süre boyunca kendisini iyi hissetmek istiyor. İyi hissetmek istiyor. Nedir bu? Bu nedir? Yani bir yer çok sıcak oluyorsa oradan uzaklaşmak, değil mi? Hala günümüzde en son model olan biz, en son modellerden olan biz insanlarda ve hayvanlarda bir tehlike olduğunda yangına yaklaşma, uçuruma yaklaşma, kendisini koruma adına ne yapıyoruz? Bir şey hissediyoruz, değil mi? Eğer bir şey hissedemiyorsak paniğe kapılıyoruz. Bir uçurum nezdinde panik atak gibi bir şey oluyor. Bir uçurum nezdinde tüylerimiz diken diken oluyor. Aman oraya yaklaşmayalım diyoruz, değil mi? Bakınız bunlar en bütün varlıklarla birlikte paylaştığımız en büyük ortak payda. Dolayısıyla insanı bir büyülü dağa benzettiğimizde gitti, dil gitti. Benzettiğimizde en alt katman en büyük ortak payda nedir? Hissetmedir. Yer işgal etmedir. Orta sına doğru yaklaştığımızda kulaktır, duymadır. En tepede dağın en tepesinde sivri ucunda gözdür. Bunu hem bir gelişim piramidi olarak görebilirsiniz. Ancak kültürde bu gelişim piramidi maalesef bir hiyerarşi piramidine dönüştürülüyor. Şimdi bambaşka bir yere bağlayacağım. Çünkü o biz mekanda yer işgal ediyoruz ya, nasıl yer işgal ediyoruz? Yer işgal edebilmek için ilk önce ne olmamız lazım? Olmamız lazım, değil mi? Olmamız lazım. Ortaya konulmamız lazım. Burada çok ilginç bir şey var. Biz insanlarda otomatiğe bağlanmış olarak nereye referans verir? Anneye referans verir. Anneye referans verir. Çünkü bizim hayatımızda ilk işgal ettiğimiz mekan, var olduğumuz mekan annemizin rahmidir. Burada çok ilginç bir şey oluyor. Sperm hücresi yumurta hücresiyle birleştiğinde o hücre ilk önce 4, sonra 16, sonra 256 olduğunda aslında biz o 9 ay 10 gün boyunca 9 ay 10 gün boyunca gösterdiğimiz ontogenetik gelişim aslında neye tekabül ediyor? Evrim tarihine tekabül ediyor, değil mi? Yani biz aslında annemizin rahminde oluştuğumuz zaman, pişmeye başladığımız zaman biz 9 ay 10 güne sıkıştırılmış bir biçimde neyin taklidini yapıyoruz? Aynen edebiyat gibi. Edebiyat nasıl Aristo'ya göre doğanın mimesisini yapıyor? Aynen hayatın ilk hücrelilerden oluşma anında yüz milyonlarca sene süren Homo sapiens sapiens'e kadar giden yolun taklidini yapıyoruz. Dolayısıyla evrimsel olarak çok çok gerilerde olabilir filogenetik açıdan. Ancak ontogenetik açıdan hepimiz hızlı çekim bir biçimde 9 ay 10 gün boyunca aslında hissetmekten duymaya, oradan da en son duyumuz olan
Hatta yeni doğmuş bebeklerin nasıl gördüğü hususunda çok ilginç araştırmalar var. Nasıl görüyorlar? Aydınlık, karanlık olarak mı? Siyah beyaz mı? Renkli mi? Çok çok heyecan verici araştırmalar var bu konuda. En son bize ne eklemleniyor? Görme eklemleniyor değil mi? Şimdi buna psikanalitik olarak baktığımızda biz kendimizi evrende iyi hissetmek istiyoruz. İlk önce var olabilmemiz için annemizin rahminde biz gelişiyoruz. Dolayısıyla ve biz orada oluşurken kendimizi bir daha asla o denli iyi hissetmeyeceğimiz kadar iyi hissediyoruz annemizin karnında, annemizin rahminde. Dolayısıyla hissetme duyumuz, tenimiz, Freud'un polymorph perversity dediği, bütün bedeniyle hazza ulaşabilme kapasitemiz bu evremizle ilintili. Bu evremizle ilintili. Dolayısıyla hissetmek, eros, aşk, cinsellik, bütün bedenin bir bütün, daha büyük bir bütüne dahil olup bir nevi regresif bir biçimde ana rahmine dönüş anlarımız en mutlu anlarımızdır. Bunda tartışılacak hiçbir şey yok. Psikanalitik açıdan inanılmaz ödipal bir regresyona tekabül ediyor. Dolayısıyla psikanalitik açıdan inanılmaz bir ödipal regresyona tekabül ediyorsa ne diyebiliriz biliyor musunuz? Biz görme ve görmenin hiyerarşide en tepede oluşu aslında ataerkil kültür tarafından bizimle hem kişisel annemiz ontogenetik hem bütünsel olarak, türsel olarak anamız olan doğadan filogenetik bizi koparmaya çalışıyor. Dolayısıyla görmenin ne denli psikohistorik, psikoanalitik, politik açıdan ne denli ideolojik olduğunu, ne denli tehlikeli olduğunu buradan görebiliriz. Hep anneye referans verir. Hissetme. Kendimizi mekanda oluştuğumuz zaman ve sosyal varlıklarız. Başka varlıklarla iletişime geçebilmek için ne gerekiyor? Bakınız, empati gerekiyor. Empati gerekiyor. Empati de neye zorluyor? Empatik olabilmek için ne yapmanız lazım arkadaşlar? Sizin çevrenizde bulunan diğer varlıkla teşriki mesaiye girme zorunluluğu var. Dolayısıyla tenimiz, bu dokunma duyumuz ile kulağımız, duyma duyumuzun seçime açık olmayışı bizi empatiye zorlayan bir duyular, arkaik duyular olduğunu bizi ne yapıyor biliyor musunuz bir anlamda? Manevi anlamda sosyalist kılıyor. Kolektif kılıyor. Yani neye benziyor bu? 90, 80'li yıllarda bir deney yapılmıştı. Hatırlamıyorum geçmiş gün. İki saksı bitkisi yan yana bir tanesine çok güzel bakıyorlar. Bir tanesini işkence yapıyorlar. Yapraklarını yakıyorlar çakmakla. Zaman zaman işte zehirler döküyorlar toprağına, suyuna zehir katıyorlar. Ve ölçüm yapıyorlar. Bu yapıldığı zaman bu bitkiye sadece o bitki böyle göstergelerde atmıyor. Korkunç bir biçimde. Yanda hiçbir surette onunla toprağını paylaşmayan ve yaprağı yakılmayan bitki de ciyak ciyak demek geliyor içimden. Arkadaşına kötülük olduğu zaman atmaya başlıyor ve bu ara edebiyatçıyım. Roald Dahl'ın muhteşem bir öyküsü var. Şöyle ki bir adam bir alet keşfediyor. Bütün çiçeklerin sesini de duyabiliyorsunuz. Adam en sonunda, öykünün sonunda çıldırıyor. Çünkü gidip o aleti nerede kullanıyor biliyor musunuz? Buğdayların biçildiği yerde, güllerin kesildiği yerde. Nasıl ciyak ciyak bir katliam sesi duyuluyor biliyor musunuz? Bilim adamı yani keçileri kaçırıyor. Burada neyi görüyoruz? Burada ilkel duyularımız, demin dedim, dokunma,
Dokunmanın ilk öncüsü nedir? Aurayı uzaktan algılama. Deriz ya, ay ilk bakışta aşk veya ilk bakışta nefret ya da hiç sempatik değilsin. Bakınız, bunlar bizim çoktan yitirdiğimiz becerilerimiz. Yitirdiğimiz becerilerimiz. Neden yitiriyoruz? Kullanmadığımız için. Neden kullanmıyoruz? Çünkü oküler santrik bilim ve aydınlanma diyor ki bunlar saçma şeyler. Gördüğünüze inanın. Seeing is believing. Gördüğünüze inanın dediğiniz andan itibaren. Seeing is believing dediğiniz andan itibaren ne oluyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Anneniz ikincil oluyor. Demek istediğim şu. Şöyle bir fantazi var. İşte erkekler çok kötü. Kadınlara işte kültür tarihi boyunca hep aşağıladılar, ikincil oldular, dada dedi. Böyle bir şey değil. Bu böyle bir şey değil. Yani kadınlar ikincildi. Hayır. Kadınlara götüren, annelere götüren dişil semiyosfere götüren ve bizi eskiden dahil eden, kadınlı erkekli, kızlı erkekli dahil edilen dünyaya olan yollarımız kapandı. Yollar kapandıktan sonra anne, hem bireysel anne hem türsel anne eski önemini yitirdi. Çünkü o bağlantıyı ne yaptık? Kaybettik değil mi? Kaybettik. Şimdi bakın çok ilginç. Friedrich Nietzsche der ki, tragedyanın müziğin ruhundan doğuşu der. Tragedyanın müziğin ruhundan doğuşu, aslında bizim konumuza çeviriyorum. Tragedyanın sesin ruhundan doğuşuna tekabül ediyor. Nietzsche tabii ki estetize edip müzikten bahsediyor. Ve niye müzik? Müziğin ruhundan tragedya doğuyor. Neden? İşte bu oküler santrizme atılan en büyük tokattır aslında. Nietzsche görünürde görme kültünü temsil eden, güneş kültünü temsil eden ve görmeden kaynaklanan dünyayı tasnif etmek kültünü temsil eden Apollon adlı tanrının karşısına gözleri hiç de iyi görmeyen, büyük bir olasılık kör olan Dionysos'u koyuyor. Bakınız, Dionysos'a mitolojik açıdan baktığımızda zevk-i sefa tanrısı. Zevk-i sefa tanrısı. Şarap tanrısı, cinsellik tanrısı, eşcinsellik tanrısı, lezbiyenlik tanrısı. Bedenin sınırlılığını yok eden, bireyi yok eden bütün unsurların tanrısı. Demek ki Dionysos müzikle birlikte neye sebebiyet veriyor? 19. yüzyılın sonunda görmenin artık bir kandırıkçılık sistemi olduğunu, bir ideoloji olduğunu, oküler santrizmin doğaya ve dolayısıyla ekofeminist bir perspektiften bakıldığında kadına da inanılmaz zarar veren bir ideoloji olduğunu ortaya koyuyor. Burada trajik olan ne? Burada trajik olan ne? Trajik olan şu. Görme kültürü, görme kültü ve oküler santrizm aydınlanmanın en önemli unsuru olduğuna göre, işte mesela fen bilimlerinde yapılan deneyler, o deneyi aynı ortamda tekrar yapıldığında yine aynı sonuçlar çıkıyorsa ve biz bunu gördüğümüzde ne yapıyoruz? İspatlanmış oluyor değil mi? Bu nasıl bir şey? Bakınız, görme dünyayı partikülerize ettiği için, parçalara ayırdığı için hiçbir zaman bütüncül olamaz. Hiçbir zaman bütüncül senfoniye tekabül edemez. Son derece pragmatik bir biçimde dünyadan bir kesidi gözler önüne serer kelimenin tam anlamıyla. Ne oluyor burada? Burada çok ilginç bir şey oluyor. Burada aslında dünyanın
parçalara bölündüğünü ve başka bir yerde geçerli olan görüntülerin başka yerlerde geçerli olmadığını görüyoruz. Bakınız, duyma ve hissetmeden kaçamıyoruz ya, onlar bir holistik bir bütüne, bir bütünselliğe tekabül ediyor. Şey ne yapıyor? Görme ne yapıyor? Dünyayı bizim nasıl görmek istediğimiz gibi gösteriyor bize. Dünyayı standardize ediyor. Dünyayı sofistike anlamlarla anlamlar yüklüyor dünyaya. Nasıl görmek istiyorsan, yani dünyayı ne yapıyor? İdeolojileştiriyor değil mi? Şuna karar veriyor. Bu işe yarıyor, bu işe yaramıyor. Bundan fayda sağlayabiliriz, bundan fayda sağlamayız. Dolayısıyla fayda sağlamadığımız her şeyleri ne yapmanız gerekir? Yok etmeniz gerekir. Bakınız, anneye yönelik, ödipal regresyona yönelik duyular erotik ise, Eros'la ilintili ise ve bütün bedeni bir arzuyu tatmin etme nesnesine dönüştürebiliyorsa, bu görme kültürünün olduğu yerde dünya Eros'tan son derece uzak logoslaşıyor ve atomize oluyor. O yüzden amorf bütünselliğin yerini ne alıyor? Hedefe yönelik teleolojiklik alıyor değil mi? Hegel'in Geist'i, aydınlanma, bütün ütopyalar, bütün cennetler. Anlatabildim mi? Ve bu ne yapıyor? Bu da gözü son derece ideolojiye açık, kandırılmaya açık, son derece politik bir organ haline getiriyor. Hangi öğreti o görme kültürünün arkasında ise onun borusunu öttürüyor görme. Görme ne kadar mükemmel ise, ne kadar hedefe yönelik ise o kadar kandırılmaya ve yontulmaya açıktır. Biz bunu faşist ideolojilerde çok çarpıcı bir biçimde görürüz. Mesela Nazi Almanya'sında. Nazi Almanya'sına baktığınız zaman işte o muhteşem Cermen, o hem işçi hem çalışıyor hem vatanını koruyor. Ve çok ilginç, nasıl bakınız regresif unsurlar araçsallaştırılıyor. Hem de namusu olan vatanını, Germania'yı, bütün Cermenlerin annesini koruyor. Anlatabildim mi? Bu Germania nasıl bir kadın? Nasıl bir mitik varlık? Tabii ki sarışın ve mavi gözlü. Anlatabildim mi? Yani hiçbir surette anaerkil duyular için önemli olmayan, çünkü göremiyorsun ki, hissederek birisinin siyah mı, Musevi mi, sarı ırktan mı, kızılderili mi? Ne yapamıyorsunuz? Hissedemiyorsunuz. Ne demiştim 15 dakika evvel? Anneci duyular daha sosyalisttir. Her türlü hiyerarşiyi yok ederler değil mi? Duyma da Bağırsaklar, ses. kalp, Tabii. yani Ses. istenmeyen bedensel sesler. Evet, sesten de ne yapamazsınız? Sesten de birisinin ırkını haşa ve asla anlayamazsınız. Hep dediğiniz doğru. Yine bu bağlamda Nietzsche'ye döneceğim. Neden tragedya müziğin ruhundan doğuyor? Çünkü bunu bir kere daha söylemiştim konuşmamızda. Çünkü ilk maruz kaldığımız senfoni oluştuğumuz annemizin bedeninin senfonisidir. Bağırsak sesleri, kalbinin ritmi, midesinin guruldaması, kendi sesi, bu büyük bir senfoniye ve o senfoninin inanılmaz cennete tekabül eden bir anı olarak bilinç dışımıza çakılmasını sağlıyor. O yüzden diyor ki Nietzsche, müzik bizi aslında bu kandırıkçı, okülarsantrik dünyadan son derece
ölümün de gerçek olduğu, Eros'un olduğu kadar Thanatos'un olduğu ve bunun sonsuz bir döngü olduğu dünyayı hatırlatıyor. O yüzden tragedya Apollo'nun karşısına Dionysos'la dikiliyor da diyebiliriz. Buyur canım. Hocam şey, mesela Nietzsche söz konusu olduğunda orada bir hayvan olursa, yani insan merkezli olmanın dışında bir hani bilinmeyen türlü varlıklar ve hayvan meselesi. Tabii kesinlikle sizin gibi hakim değilim bu konuda da belki. Hayır, hiç önemli hani, değil de ilkini duymadım. Hayvan. Hayvan olur. Nietzsche. De hayvan olur. Nietzsche. Nietzsche mesela böyle buyurdu Zerdüşt'e baktığınızda. Evet. Zerdüşt'ün sevgili kutsal hayvanları vardır. Onlarla ne yapıyor Zerdüşt? Konuşabiliyor. Aslında performatif olarak da Nietzsche bu bağlamda neye aplike etmiş oluyor, uygulamış oluyor? Aynen varlıkların sosyalist diye addedebileceğimiz kardeşliğini ve eşitliğini. Nietzsche üstün insanın propagandasını yaparken bütün bunların ayırdında olan insan hayalinden bahsediyor. Üstün Cermen'den, sarışın canavardan bahsetmiyor. O sarışın canavar şimdiki 19. yüzyıl akademik müzede yaşıyor gibi son derece satüre olmuş, her şeyini tatmin etmiş, derdini tatmin ettiğini sanan banal burjuva sınıfına yönelik. Anlatabildim mi? Nietzsche tam tersine varlıklar arası bir hümanizmayı savunuyor. Bu hümanizmayı savunurken, yani hayvan, bitki, mineral, insan eşitliğini savunurken çok ilginç bir biçimde neyi de proklame ediyor biliyor musunuz dolaylı olarak? Bu bütün göz kültürünün bekçisi olan Tanrı'yı da, onun da öldüğünü ilan ediyor. Yani Nietzsche'nin bu satırlarında hem Dionysos olsun tragedyanın doğuşunda, hem böyle buyurdu Zerdüşt'ün bu taraflarında inanılmaz posthümanist, insan ötesi bir söylem, bir dinamik saklı olduğunu da söyleyebiliriz. Peki hocam, edebiyatta bunun izlenimlerini düşündüğümüzde, yani mesela göz merkeziyetçi olmayan, yani elinde sonunda tamam edebiyatta işte bu okuyoruz, görüyoruz, dinleyebiliriz tabii ama hani gördüğümüzü varsayalım. Fakat orada kelimeleri takip ederek, kelimelerin bizi götürdüğü yerde daha, yani mesela şeyi konuşmuştuk. Joyce'in Ulysses'i mesela. Ya da Sevim Burak. Sevim Burak'taki o dil dışı sesler. Böyle tam işte mantığın anı olmayan, kontrol edilemeyen, daha ehli olmayan bir şeylere daha fazla kurcalayan edebiyatçılar desek biz size. Ya da dili bozan. İşte performatif. Mesela denk gelir mi ama şey biraz çok klişe belki ama bu Teresa bir tarım gurultusundan doğuyor mesela, var olmanın dayanılma statüsünde diyelim. Ya bilmiyorum ama sizden mesela biz çok heyecanla bekliyorduk bu konuşmada. Mesela tabii ki dili klasik kullanım alanın dışına çıkarmakla beraber ne yapıyor dili? Logos'un en büyük aracı olan dili de ne yapıyor? Kendisini yabancılaştırıyor değil mi? Kendisini yabancılaştırıyor. Ne yapıyor? Özellikle feminist edebiyat biliminde işte hep söylenir ya, eril değil, erkeklerini icat ettiği, bir kadın kendisini nasıl tarif eder? Böyle Sevim Burak güzel bir örnek. O Afrika tamtamları falan ne yapıyor? Bakınız, kelimenin tam anlamıyla okunan ve gayet güzel anlaşılan bir araç olarak görmüyor dili. Hayır, daha arkaik ve kadim ve hatta dil öncesi unsurları hatırlatan şeyleri ortaya koyuyor değil mi? Dilin kendisi de
Ne oluyor? Dilin klasik ideolojik, klasik tire ideolojik kullanımına karşı dil bu bağlamda erozyona uğruyor. Dilde de regresif tandanslar görülüyor. Dilde regresif tandanslar ne demek? Dilin de çok progresif bir biçimde aslında sadece ataerkil sisteminin kodifikasyonundan öte bütün varlıkların empati kurabilmeleri için yavaş yavaş bir araca ya da bir köprüye dönüştüğünü söyleyebiliriz. Mesela Kafka da bu bağlamda çok 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 önemli bir yazardır. Kafka'nın Alman edebiyatındaki önemi şudur. Bakınız, bu gerilim Kafka'yı dünya edebiyatı tarihinde tek yapar. Kafka'nın dili o kadar klasik ve sarihtir ki, Kafka'nın dili aynen Musa'nın 10 emirindeki dili gibi klasiktir. Anneni babana karşı günah işleme. Komşunun malına, mülküne göz dikme. 2 2 daha 4. Seeing is believing. Kafka'nın dili bu. Kafka bu dil ile o kadar korkunç, kelimenin tam anlamıyla sapık bir biçimde bu dili korkunç antiklasisist unsurları anlatmada kullanıyor ki bu klasisist dili, bu okülarsantrik dili öylesine bu okülarsantrik dünyanın tam tersi olan bir dünyayı tarifinde kullanıyor ki ne yapmış oluyor? Form ve içerik, şekil ve içerik, yani biçem ve biçim hiçbir surette örtüşmüyor, inkongruent oluyor. Bu da o klasisist dilin yıkılmasında, ona karşı şüpheyle yaklaşılmasında, artık bu dille Sina Dağı'ndan 10 emir getirilemeyeceğini altını o kadar kalın çizgilerle çiziyor ki, tabii ki bunu da unutmamak lazım. Kafka Musevi'dir yani. Yasa, 10 emir, yasaya giriş, bunlar inanılmaz önemli motifler Kafka için. Dolayısıyla Kafka'nın asıl kültür tarihsel önemi burada saklı. Ne yapıyor? Kendi silahlarıyla vuruyor bu ideolojiyi. Gregor Samsa bir sabah garip garip rüyalarından uyandığında kendisini devasa bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl biliyor musunuz? Edebiyat piyasasına kuyruklu yıldız gibi düşüyor yani. O gün bugündür toplumsal bellekten ve bu tecrübeden ne yapamıyoruz? Kurtulamıyoruz. Çünkü bize Gregor Samsa neyi gösteriyor? Gregor Samsa, evet, en korkunç insanların ve okülarsantrik estetiğini en nefret ettiği böcek, örümcek, sümüklü böcek, böyle abyektvari, Yulia Kristeva'ya yönelik iğrenilmesi gereken nesneler. İğrenilmesi gereken nesneler hep anaerkil semiyosfere bağlar. Ne oluyor? Böceğe dönüşüyor. Bakınız, çok ilginç. Annesi giriyor odasına, diyor ki, oğlum, diyor, niye yemeğe gelmiyorsun? Orada bir böcek var. Annesi oğlunun insan mı, böcek mi olduğunun sürreal bir biçimde ayırdığında değil. Ama babası zaten kinleniyor oğluna. Böceğe dönüştükten sonra babası gayet farkında. Onun artık toplumsal olmayan, gurur duyulmayacak bir oğul olduğunu biliyor ve ondan daha çok nefret ediyor. Ve ilk günah elmayı alıyor. O elma hangi elma? Adem ile Havva'nın ısırdığı elma, değil mi? Neredeler Adem ile Havva? Cennetteler. O elmayı alıyor babası, fırlatıyor Gregor Samsa'ya ve Gregor Samsa'nın bedenine saplanıyor o elma. Ve o yarasından ötürü ölüyor.
Gregor Zamza'yı ne yapıyor? Babası cennetten kovuyor. Ve onu ölümlü kılıyor. Onu olduğu gibi tüm günahlarıyla, anlatabildim mi? Tüm günahlarıyla ve sevaplarıyla ne yapmıyor babası? Kabul etmiyor. Aynen kim gibi? Adem ile Havva'yı cennetten kovan zalim Yahve gibi. Yani sen bahçenin ortasına bir elma, bir meyve ağacı koyuyorsun. Ve bütün meyvelerden yiyebilirsiniz diyorsun. Bir tek ondan yiyemezsiniz diyorsun. Sen ne yapıyorsun? Sen, şimdi Nietzsche Tanrı'yı niye öldürdü? Ne getireceğim? Sen, tragedyanın müziğin ruhundan yeniden doğmasına adeta davetiye çıkarıyorsun değil mi? Mümkün değil bundan kaçmak. Yani bir kafese bir hamster koyup, oraya bir havuç koyup, hamster'a deyip bu havucu yemeyeceksin. Ve hamster'ın buna uyum sağlamasını beklemek ve zavallı hayvancağız onu yedikten sonra onu kafesten atmak ya da öldürmek ya da kediye fırlatmak gibi bir şey nedir? Son derece sadistik bir eylemdir değil mi? Görmek kültür kültünde son derece bu araçsal bakış, bu pis bakış, bu faydacı bakış son derece yaygındır. O yüzden bakışlar aynen Apollo'nun fırlattığı oklar gibi hep hedefe yönelik ve dolayısıyla nasıldır? Falliktir. Hep bakışın saplandığı nesneyi kişiye ne yapar? Tecavüz eder. Tecavüz ben, eder değil mi? Buyur canım. Konuşurken fark ediyorum da bu duyuları konuştuğumuz zaman sanki tek mesafeli aynı ilk başta söylediğiniz gibi bir çocuk doğduğunda görmeye başlıyor ve bir mesafe var. Aslında tek mesafeli olduğumuz duyu da göz sanırım. Yani dünyayı algılama biçimimizde. Diğerleri daha içkin, daha sen, duymak, satı almak hep içe aldığımız şey derken göz daha dışarı dönük. Tabii. Göz daha dışarı dönük. En son duyu olduğu için işte böyle bir tehlikesi var. Teni kandıramazsın. Ben sizin kolunuza bir sigara bastırdığımda burada tartışılacak bir şey yok. Ciyak ciyak bağırırsınız, acır. Sizi boğmaya çalıştığımda koku da alamazsınız, ölürsünüz. Bakın, görmenin tehlikesi burada saklı. Görme, otomatikman görme değildir. Görme, nasıl bir ortamda yetişiyorsanız ona göre görür oluyorsunuz. Yani son derece terbiye edilebilir bir duyu. O yüzden 10 dakika evvel görmeyle ilgili son derece ideolojik dedim. Çünkü nasıl bir ortamda o görmeniz terbiye ediliyorsa, eleştirel, daha kaderci, daha hayata dünyaya düşman, daha dünyaya bağlı, o sizin bu duyunuzu nasıl araçsallaştırdığınızın göstergesi ve en önemlisi toplumsal bellek bağlamında bunu nasıl evlatlarınıza ve torunlarınıza aktardığınızı gösteriyor. Bakınız, Türk kültürü dediğiniz zaman, Alman kültürü dediğiniz zaman, herhangi bir kültür dediğiniz zaman göreceksiniz. Bunlar son derece görünür şeylerdir. Görünür şeylerdir. Yani çok az Alman kokusu, atıyorum 15. yüzyıldan Fransız parfümü bulursunuz. Bulamazsınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar duyu sosyalizmine tekabül ettiği için bu milliyetçi, ulusçu unsurların sınırlarını yok eder. Dolayısıyla görme ve aydınlanmanın paralelliğini Nazi ihtilalinden sonra, 1789'dan sonra bu ulus devletçiliğin hortlaması ve her şeyin pozitivist bir biçimde nasıl göründüğü açısından sınıflandırıldığına dair araştırmalarla görüyoruz değil mi? Mesela kolonyalizmin temelinde bu vardır.
Antropoloji çok korkunç bir bilimdir. Yani antropoloji Batı'da icat edilmiştir. O ilkel görünen insanlara kültür götürüp onları ehlileştirmek, onları domestike etmek, onları kültürlendirmek için ortaya icat edilmiş bir bilimdir. Hala antropoloji çok bu korkunç mirasla günümüzde bile hesaplaşma durumdadır. Etnoloji ona keza. Ne yapılıyor? Çok güzel bir film vardır. Hitler Jungi Salomon, Hitler askeri Salomon ki Musevi çocuktur ama kendisini Alman olarak gösteriyor ki gaz odasına gönderilmesin. Mesela çok çarpıcı bir sahne vardır o filmde. 1990 yılında çekildi bu film. Sınıfta öğretmen, Nazi öğretmeni diyor ki işte tipik Alman'ın kafası atıyorum 59 santimdir. Sonra Hitler Junge Salomon'u gösteriyor model olarak. Halbuki çocuk Musevi. Diyor işte Salomon ismi Alman ismi Salomon değil. Bu oğlan diyor tam Cermen işte kafası şu bilmem ne. Cinselliği bakınız. Cinselliği son derece ahlaklıdır. Bakın ırka bağlıyor bunu. Cermen erkeği cinsellik açısından son derece ahlaklıdır. Ne demekse. Sen o Cermen erkeğini 10 sene bir adaya gönder. Ondan sonra güzel bir kadının yanına at. Bak ben size anlatayım ne olur yani 10 sene sonra. O güzel Cermen ahlakından. Anlatabildim mi? Ahlaksız yapıp etmemesine geliyor yani. Kendini Duymadım canım. tutma, ahlak her zaman kendini tutma, Tabii. yollardan çıkarsak hep Ahlak inanılmaz işte. Görünen köy kılavuz istemez tadında unsurlardan gücünü alır. Hep bir şey görünür ama göz göre göre ve ayıla bayıla yanlış yorumlanır. Yanlış yorumlanır. Bunu işte nasıl açıklarsınız? Gördüğüme inanırım. Bu da en büyük görmenin de en büyük ve ideolojisinin de en büyük kahpeliğidir. Çünkü görmek o kadar kolay kandırılabilir bir duyumuzdur ki Güzel. ideolojik açıdan o kadar yontulabilir bir duyumuz ki o kadar ideolojilerin kurbanı olan bir duyumuz ki moda tarihine bakın, kültür tarihine bakın, sanat tarihine bakın. Hep görürsünüz yani görmenin aslında hiç de evrensel olmadığını ve hep hiyerarşilere götürdüğünü, belli bir zaman diliminde çok prim yapan unsurlara götürdüğünü, çok değişken olduğunu, aslında hiç güven vermediğini, yalancı bir peygamber olduğunu çok güzel ispatlayabilirsiniz kültür tarihinde şöyle bir söylem analizi uyguladığınızda. Hatta bunu inşa eden bir unsur olarak aslında biraz eleştirmiş Gayet tabii ki. Gayet tabii ki. Bizim kültürel semiyosferimiz, olabilirsiniz. kültürel semiyosferimizin yani içine doğduğumuz işaretler, semboller dünyasının içeriği %98 görmeyle ilintili. Neden böyle olmak zorunda? Böyle olmak zorunda çoksa bu ideoloji ayakta kalamaz ki. Ayakta kalamaz ki. Siz yani Finlandiya'daki gibi çocukları okulda bayat bayat şeyleri ezberletme yerine bahçelerde güzel güzel canlı varlıklar yetiştirme hususunda yetiştirirseniz, o çocuklara kolonyalizmi anlatmazsanız, o çocuklara siyaseten ahlaklı söylemle bozmazsanız, o çocuk hiçbir zaman kendisiyle siyahi arkadaşı arasındaki farkı bilmez ki. Bir de bu görmenin böyle bir kahpeliği var. Bu political correctness. Hem yapar 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 yapar. Hem de o yaptığına yönelik yanlışlıkla zenci dediğin zaman kraldan daha kralcı kesilir. Çünkü postmodernizmde inanılmaz tehdit altında. Görme duyumuz. Bu New Age'le, bu ezoterizmle ilgili olarak.
Çok çok inanılmaz yani edebiyat tarihinde öyle bir villain yani öyle bir yani Dallas dizisini bir hatırlar mısınız çocuklar? Sizler çok gençsiniz bilmezsiniz. Orada bir J.R. Ewing vardı. J.R. ya da Hanedan'daki Alexis. Oküler santrizm öyledir yani. Sinsi, kaypak, o an ne gerekiyorsa onu söyleyen. Ama rafine değilse artık, sofistike değilse çok çabuk da foyası meydana çıkar. Doğada da var olamayacak, yani şöyle düşünüyorum da mesela doğada geçirilen zamanda ve emek işlerinde ve toplu yapılan işlerde özellikle yani bir atma kırma eylemini düşünüyorum. Hani, katkıda böyle işlerden biriydi. Mesela atmanın altına giriyorsunuz ve doğru kırıp kırmadığınızı onun sesinden yani elinize gelişinden ve sesinden anlıyorsunuz. Yani bakarak anlat yani bir sürü böyle pratik temelli bilgi, yapma etme temelli bilgiyi genellikle görüntüden değil de gerçekten dokunmadan, kokudan ve hatta mesela işte biz 5 diye yani bir yaklaşım var ama o bir daha fazla diyor çeşitliliği. Yani sayısı belli değil, çeşitli bilimsel makalelerden farklı farklı. Artı dünyanın neresinde yaşıyorsak ona göre farklı. İşte yön bulma, yok eklemlerimiz nerede onu bilme, hiç algı, ikimizin algısı, ikimiz türlü algılar. Fakat hani doğanın parçası değilmiş gibi yaptığımız anda ve ona hükmetme ve onu yok etme pratiklerine girildiği anda tam da o göz merkezli işte kontrol altına alma, surveillance pratikleri yani panoptikonlar, savaş politikalarındaki savaş araçları, yani yıkıma yönelik şeylere doğru gidiyor. Çok Gözümüzün doğal, çok görüntüsü. doğal çünkü göz dediğim gibi sadece insanlarda değil, evrim tarihi bağlamında da en son model. Yani ilkel varlıklar sadece aydınlık, karanlık yani bir ucunda kafaya tekabül eden uçta sinir uçları var. Karanlık mı, aydınlık mı onu ayırt edebiliyor. Ama o tarif ettiğiniz işte doğal unsurlar bu evrimden çok çok daha eski olduğu için hiç göze yönelik değil ki. Hocam peki bu kuş taklidi yapan bitkiler var ya yani kuş taklidi derken artık kuş şeklini almış yani bir çeşit kuşlar gelsin ve onun tohumlarını saçabilsin diye. Mesela bazı işte okuyup ettiğimiz aslında doğada da yer yer bu göz üzerinde bir şey de var bitkiler üzerinden İşte bakıyorum. görme değil, insandaki gibi görme olsa o kuşlar ona kanmaz. Emin olun ki o şekilde bir şema saklı ve sırf gözüne hitap etmiyordur kuşun. Rüzgarda sallanışına, yaydığı titreşime, belli başlı aromaları belli dönemlerde çünkü herhangi bir zamanda gelmesi uygun değil o kuşun. Tohumlar oluştuğu zaman onun gelmesi lazım. Belli başlı feromonla. Yani doğada böyle bu tarz mimikri dediğimiz başka bir varlığı simbiyotik sebeplerden ötürü kandırmak çok yaygın. Çok yaygın. Doğa daha kadim varlık olan bitkiler bakınız çok çok daha ileri sanılan kuşları, memelileri nasıl da güzel kandırıyorlar. Çok ilkel duyular olan, koku duyularına tekabül eden feromonlarla. Yani soruyorum size kim kimi kandırıyor, kim kimi parmağında oynatıyor. Burada sistemin çok güzel bir şey söylediniz. Bu bizim hükmetmemiz, yok etmemiz. İşte görmenin genelde görme aslında doğa açısından şuna yönelik. Bak, gör hızlı bir biçimde ve işini bitir. Ne demek bu? Biz primatlarda, bizde insanlarda yok ama
Bazı bizim de atalarımız arasında bulunan primatlar dişilerin çiftleşme zamanında olduklarını, döneminde olduklarını şişen ve kıpkırmızı kesilen popolarından görülüyor. Göz bu yüzden çok pratik. Aha, kırmızı popo, git çiftleş. Aha, mama var, git ye. Biz insanlar bu. Bak, işini görü. Bu görmeyi felsefemizin merkezine koyarak bütün bu görmenin evrimsel mirasını bütün dünyaya feci bir biçimde uyguluyoruz. Bak ve işini hallet ve işini gör. Bir çiftleşme kadar. Bir anlık açlık giderme kadar. Dolayısıyla görmenin sevk ettiği unsurlar hiçbir zaman uzun vadeli değildir. Hep kısa vadelidir. Bir orgazma götürecek kadardır. O kadardır. Görme hemen görür, taşıyıcısını belli bir davranış kalıbına sevk eder ve iş biter. Şimdi siz bu pratikliği bütün bir kültüre, bütün bir dünyaya hükmetmeye aplike ederseniz o dünyanın çarkına itina ile okunur. Hocam hani arkadaş şey çalıyor kafamda. Sevmek hani sevmek bir ömür sürer. Sevişmek Aha, bir dakika öyle. Öyle. İşte evet. bunlar da hep görmenin sahtekarlıkları arkadaşlar. Bu görme kendisini geçerli kılsın, böyle olmadığını ispat etsin diye iki insan ölümüne kadar bir arada olmak zorunda. Yalnız hocam mesela şöyle bir tarafta yani şu neye denk geliyor? Belki yine edebiyatta da tabii çok kuvvetli işleniyor. Yani bir yandan da mesela uzun uzun böyle koklamak, dokunmak. Yani onun da haz, yani dokunsallık ne kadar büyük bir ihtiyaç. Tabii Yani ki ihtiyaç. sarılmak, Ama dokunmak bunları ve saklıyoruz. yani İnkar ediyoruz ki. İnkar ediyoruz. Bir insanı köpekler gibi özlüyoruz. O kadar fantazi kuruyoruz. Böyle yapacağım, şöyle yemekler yapacağım, böyle karşılayacağım. Sonra gidiyoruz havaalanına, ne oluyor? Söyleyeyim, ne oluyor? Merhaba merhaba oluyor. Anında sizi okülarsantrizmin, vampirizmi, günlük hayatın pragmatizmini fırlatıyor sizi yine. Bütün fantaziler ne oluyor? Yerli bir oluyor. Adı üstünde fantazi. Hep regresif ana rahmine tekabül eder arkadaşlar. Geçmiş ola. nasıl Peki. göründüğümüzü sürekli hesaplayarak davranıyoruz Tabii. Deli sancak beni. Öyle yapılır mı? yani Koklamak bir insanın kokusu. Sevdiğiniz insanın kokusu. İhtan dich nicht riechen. İhtan dich Ya, ich kann dich nicht riechen. Almancadaki senden nefret ediyorum onun ifadesi. Ich kann dich nicht riechen. Senin kokunu alamıyorum. riechen. Hocam Almak da istemiyorum. ya bir çok de mesela güzel. bizde de şey var, kötü kokular alıyorum. Hani Ha, kötü kokular alıyorum. Burada tabii ki şöyle bir şey var. Şöyle bir ideolojik bir şey var. Ich kann dich nicht riechen, kötü kokular alıyorum. Koku, bu tarz şeyler, bunlar hep kötü dünyalardan, cehennemlerden, anne, kadın, Babil fahişelerinden. Bakınız, bütün niye sanıyorsunuz Hristiyanlık Orta Çağı hep böyle yakışıklı, zavallı bir temiz semiz İsa çarmıhta ve yer altından menstruasyon kanıyla vaftiz edilmiş şeytanlar ve cinler, periler cehennemden gelmek istiyor. Bunlar bizim doğum sıvılarımız. Doğum sıvılarımız. Hocam bir de yani şey hani etimolojik olarak düşünmüyorum ama şey de mesela dokun, yani ben heykel disiplinden geliyorum. Yani gelse de gelmese de insan eninde sonunda hani dokunmak çok başka bir şey ya. Ama mesela dokunmak diyoruz yani dokunmak hani dokunuyor. Hani dokundu bana. Bana dokundu. Kaldı. Şimdi bağlanıyor. Şey, bir Kesildiniz. kesildi. Hani dokundu diyoruz. Dokunmakla aynı şey ya. Mesela negatif bağlantı o. Ama esas biraz önce başka bir şey vardı kafamda. Onu unutmayayım. Sağduyu meselesi. Hani sağduyu da duyma acaba? Hani çünkü onda da bir bütüncüllük var ya. Hani onu bunu her şeyi alıyoruz değerlendir sağduyu. Almanca'da sağduyu neydi hocam?
Sağduyu, vernunft. Vernunft. Sağduyu çok tehlikeli bir kelime. Duyu diyor ama çok ideolojik. Bak sağ diyor. Evet. Sağ tarafa referans veriyor. Sol taraf değil, öne referans veriyor. İrkiliyor yani. Evet. Ha, sağ yani sol duyu yok bak. Sol duyu yok. Sağlıklı, sağ, sağlık, sağ taraf, ön taraf, yukarısı. Yani dolayısıyla bu hiyerarşiye de ne yapıyor? Yani sağduyulu ol. Oğlum gördüğünü yani görüyorsun işte. Anlatabildim mi? Bu büyük bir semantik alan. Evet. Conscientious bilinçli. Conscientious, değil mi? Bir de vicdan meselesi. Ama bu Gibisin. hissetme, hocam size bir şey anlatacağım. Üçüncü mevki diye bir lokanta vardı. Hani 24 sene falan İstanbul'da el emekleri yapıyordum. Şimdi üçüncü mevkiyi çeviren kişi, yani çok ciddi işitme kaybı var. Ve yani artık en sonunda hani çok çok ciddi boyutlara erişince de başka birilerine devretti ama tok hissederek, yani hissede içi rahat ettiği anda devretti. Ama orada çalışırken şöyle bir durum vardı. Zaten yerin altına iniyordunuz mutfak için. Ve mutfağa indiğinizde eğer mutfağa yardım etmek istiyorsanız, yani nedir? Normalde insanlar bir anlaşılır mı? Sorar yani ne yapabilirim diye. Ne yapabilirim demek o yürüten insan için facia bir soruydu. Çünkü şey diyordu, hisset. Yani orada bulun ve denen ve bedensel olarak kokuyla, sesle, her şeyle, ritimle onun parçası ol ve hisset. Gayet tabii ki. Yani Gayet o tabii ki. yani hissedişle yaşanan bir yaşamla yani çok farklı. Hani yaşamla ilişki kurma biçimlerinde o bütüncüllük, hissetmek, duymak bunlar bir de vakit alan şeyler tabii. Tabii ki. Çok şey gören de değil, çok kabul de görmüyor. Bir de hem vakit alan hem de o zaman gerçekten başkaları size çok rahat bir şekilde şey diyor yani, tamam o biraz hani o biraz hani deli yani. Tabii. Hani Bakın çünkü bu çok öyle bilemiyorlar önemli, yani. önemli bir şeye parmak bastınız ki. Bu işte şey sorunu çocuklar. Bilgelikle bilim farkı. Duyuların yani daha arkaik duyuların olduğu yerde gayet tabii ki görmenin de eşit bir biçimde ilk olduğu biçimde olduğu yerde bilgelik vardır. Bu tarafta sadece bilimsellik vardır. Duygudan, histen tamamıyla arıdır. Yani bilim için işte parfüm endüstrisi, kozmetik endüstrisi ve başka endüstriler için tavşanların gözlerine zehirli maddeler zerk ediliyor. Evet bu o, bilimsel olabilir. Ama bu korkunç büyük bir barbarlıktır. Bu nereden kaynaklanıyor? Görmenin hep sevk ettiği kısa vadeli mutluluklara, zenginlik, daha fazla satış, piyasaya hükmetme buna tekabül ediyor. Hiçbir zaman sırf görmenin merkezde olduğu yerde bilgelik olmaz. Çünkü hep kısa süreli heveslere yöneliktir o. Ve o yüzden de dünyamız bu halde. Çünkü dünyamızı korumak son derece bilgelik gerektiren uzun vadeli bir süreç. Yani duyuların hiyerarşisini ve görmenin bu denli ideolojik olarak tepelere yerleştirilmesine son derece ekolojik perspektiften de yaklaşmak mümkün. Yani önemli olan benim evim emniyetli ve yeşil bir sitede olduğu sürece dünyanın çarkına okunmuş benim umurumda değil. Nereye geliyoruz? Neden gör? Tak 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 bitti. Bu kadar. Hiçbir zaman görme hep vaat eder. Aydınlanma, ütopyalar, cennet hiçbir zaman görme vaat ettiklerini tutamamıştır. Bir de saklıyor da bir taraftan hani göstermek tam söylediğiniz gibi bu kontrol mekanizması da tam görme üzerinden işlediğini düşünürsek hem internet hem televizyon hani bu
Bu dünya kurulurken aynı zamanda da birçok şeyi de saklıyor tabii görme üzerinden olduğu zaman. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Bu görüntülü dünya, işte dediğiniz gibi yeni medya, işte internet, streaming, servis sağlayıcıları vesaire vesaire. Hani inanılmaz derecede gözü tatmin etmeye çalışıyorlar. Ama işte bağı kopunca istediğiniz kadar seks filmi seyredin, istediğiniz kadar eğlenceli şeyler yapın. Hep bağı koparan soğuk bir ekranın karşısındasınız. Bunu temin de daha en başlangıcında konuşmuştuk. Bir insanla bir yerde yan yana olmak başka bir şey. Uzaktan konuşmak başka bir şey. Ne yapıyor? O kadar güzel kendi kendisini yeniden üretiyor ki insanı bile bir piktograma indirgiyor. Kokusuz, korkunç pratik. İstemediğiniz zaman şak diye kapatabileceğiniz. Anlatabildim mi? Gözü daha da hegemonik bir hale getirmeye çalışıyor. Ancak gözü ne kadar bu bağlamda, bu şekilde hegemonik hale getirmeye çalışırsanız o kadar çok tatminsiz kitleler üretirsiniz. Gerçekle, doğa ile bağı çoktan kopmuş insanlar üretirsiniz. Yeni nesillerin bu denli, şimdi böyle söyleyince kulağa kötü geliyor. Ama sürekli yeni bir arayış, yeni bir cool bir olayı bulma, yine adrenalin salgılamasını sağlayacak doğal bir şey bulma arayışları gitgide arttırıyor bu yeni sistem. Ne yapıyor? Müşterileri gitgide doyumsuz, tatminsiz, arsızlar haline getiriyor değil mi? Bu da tabii ki çok tehlikeli bir gelişim. Çok tehlikeli bir gelişim. Ve Taraftan tabii hocam ki şunu da unutmamak lazım. Ne kadar çok görmeye mahkum ederseniz o kadar çok da bu okülosantrizmin ideolojisine de açık olursunuz açıkçası. Yani politik bir tehlikesi de var bunun. Bir taraftan da bu bahsettiğiniz hani tüm bu işte şu andaki eğitim sistemi olsun, tüm bağlanma biçimlerimiz birçok insanla bağlantıda olmamızı sağlıyor aslında. Buna nasıl bakıyorsunuz? Hani bağlar bir taraftan koparken diğer taraftan da çok fazla bağlantı içinde oluyoruz. Evet. Dolayısıyla 6-0'lı eski Türk lirası oluyor. Ama aslında şey Enflasyonist oluyor. de Enflasyonist oluyor. Yani ha, yani sürekli yüzümüzde Fransız elçiliğindeki kokteyl sureti. ama Anlatabildim mi? evet. Ama Hiç sonuçta gerçek değiliz ki. Ha. Gerçek değiliz. Hepimiz Madonna'nın klibindeki Madonna gibiyiz. Yani inanılmaz bir ağ oluşuyor. İnanılmaz yüzeysel ve adını koyalım çocuğun. Pragmatik ağlar. Pragmatik ağlar. Yani eskiden yani kankalarımız vardı. Evet. Hocam o iletti çok özür dilerim biraz ses de rotar yapıyor galiba. Bir yandan da hani iletişim yanılsaması gibi değil mi aslında? Çünkü hani düzgün bir iletişim hani birbirini dinlemek ve hissetmekle alakalı bir şey. Ve hani kendini teşhir etme, hayatını teşhir etme ya da haberdar oluyormuş yanılsaması bir yanılsama daha çok. O ne o iletişimde çünkü hep yani iletişimde aslında bir geri bildirim olur ya hani çok en basitinden yani hani mesaj kodlanır diğeri alır diğeri de onu bildirir ama kodlama da hani aynı mekanda olunca bir havayı koklayınca hani bir deyince birbirine insanlar o geri bildirim de çok daha farklı çok daha doyurucu oluyor. Onun için hani o kanalların artması çok her şey bir kirleniyor. Ama hani şöyle bir şey. Hem hissediyorsak hem de o aracı kullanıyorsak o zaman o ne güzel. Hani de hani belki ama o sayede kopmama da olmuyor. Yani bilmiyorum. Biraz galiba geri kafalı denebilecek bir hale gelecek söyleyeceklerim galiba ama İyi niyetli bir
Dua. Şöyle. Söyleyin İnsan insanın adını. ilacı hocam şeymiş. Ama aynı İnsan mekan. insanın ilacı da şey, insan tatmini olmuyor. İnsan tatmini olmuyor. Gerçek. Bakın. Bir dinden çok konuşulursa orada bir sorun vardır. Cinsellikten çok konuşulursa orada bir sorun vardır. İletişimden çok konuşuluyorsa orada bir sorun vardır. Biz demek ki bu iletişim çağında düzgün iletişemiyoruz ki Evet. iletişim diye geverip duruyoruz. Evet. Yani Ama zaten burada sağlıklı bir iletişim yok. yok. Zaten hocam hani mesela işte sizde Evet. okulda belki WhatsApp gibi bilmiyorum e-mail de olsun WhatsApp da Ay işte olsun benim ha. yazılı yani Ha. o iletişimlerde mesela imkanı yok. İnsanın mimiklerini görmeden ne hisle söylediğini anlamadan çok zor yani anlaşmak. Gerçekten çok zor. Yine koptu galiba. Bir de belki Neyse. kapattıralım bağlanabilirsek. Evet. Tekrar konuya çevirip. Evet, Nevzat Hocam, hani bizim kitabımız da hem içindeki konuşma maddeleriyle hem de gerek Elif'le benim gerekse katılımcıların yaptığı tariflerle gözün iktidarını ve artı o çok kalıplaşmış o duyular hiyerarşisini saptıran, bozan, onu kabul Eleştiren. etmeyen, eleştiren bir yerde duruyor. Ve bir yandan da şeye de şapka çıkartıyor. Her şeyin o hissetmeye sahip çıkmak, bilinmeyene alan açmak, bilinç dışına alan açmak. Hafızaya hani hem tekil olan hem de ortak olan hafızaya yer açmak. Ve hani belki de o işte amjek demiştik hani iğrenmeye denk gelen sesler, istenmeyen sesler, duyulmak istenmeyenler, dikkatten kaçanlar, önemsiz bulunanlar, işte hakim ve yüksek olanların ezdiği diye çoğaltabiliriz. Ve belki bir iki tarifle de bitirebiliriz. Ne dersin Evet. Elif? Mesela sizin hani sözünüzü yani birçok kişi konuşurken olan bir duruma dair bir tarif okuyalım. Laf arasına girmeye çalışırken aldığın asılı kalan nefes sesi. Yani siz konuşuyorsunuz biz böyle diye girmeye çalışıyoruz. Sonra bir de şu vardı aklımızda. Siz biraz önce bahsederken işte eğer hani dinle ilgili çok konuşuluyorsa onunla ilgili problem vardır. Ya da işte bedensellikle çok uhrevi mi denir? Dini, uhrevi Uhrevi, şeyler değil mi? Mesela manevi. manevi tarifleriniz arasında şu vardı. Namaz kılarken eklemlerden çıkan sesler. Bir katılımcı bunu tarif etmişti. Çok bedensel sesler de var ses tarifleri arasında. Elma demiştik. Kafka'nın elması. Elmadan kocaman bir ısırıkla kopardığın parçanın ayrılırken Kendi çıkardığı çıkardığı ses. ses. Bire de bitirmiş olalım. Evet. Çok teşekkürler. Dileriz başka vesilelerle yine bir araya geliriz. Kıraathane kitap şenliğine arkadaşlarımıza bu yarattıkları alan için çok teşekkür ederiz.